Başlayabiliriz. Universe, good morning and greetings from MRX Atmosphere in Istanbul, Turkey. Welcome to International Conference on Innovation from Basic to Higher Education. We are very proud to present this International Conference on Innovation from Basic to Higher Education for you. We will be talking about education in various fields in next 4 days. Welcome again. First of all, for his speech as a host, I want to invite Mr. Hüseyin Toros on behalf of Istanbul Technical University. Değerli misafirlerimiz, değerli katılımcılar, dear guests and attendees. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Thank you very much for, first of all, for you. Bir kısmınız çok uzak yollardan geldiniz. You came here from far away. Bu tür uluslararası düzenlemeler, organizasyonlar, this kind of organizations, siz de bildiğiniz gibi gerçekten zahmetli. As you know, it requires great effort. Bu sebeple başta Taysir, Patrik, Tunahan Bey olmak üzere tüm çalışanlara, organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. I want to thank you to Mr. Tarsir, Mr. Patrick, Mr. Tunahan, first of all. Yine şu anda bizi dünyanın farklı yerlerden izleyen katılımcılara da başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Zamanlarını yarınlarımız için son derece önemli olan eğitim konusu için ayırıyorlar. Bir araya gelmiş bulunuyoruz. I also thank for all over the world attendees, they spend time for education. Organizasyon benim kendi şahsımda da son derece önemli. This organization is very important for person for me. Ben hem İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir öğretim üyesiyim. I'm the academician both Istanbul Teknik University ve aynı zamanda üniversite ismini taşıyan bir teknik lisenin okul müdürüyüm. And also I am the principal of a technical high school in Turkey. Biz erken yaşta, okulda erken yaşta çocuklarımızın çevre duyarlılığı, sosyoekonomik mutluluk, yarınlarımız için kaynakların verimli kullanılması için hem teknik olarak hem de sosyal olarak çalışmalar yapıyoruz. We both work for economic and social for children, for our students, for next generations. Ama bu sebeple önemli. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, yani içinde bulunduğumuz üniversite, 250 yıldır dünyanın her yerinde çalışanı bulunan, mezun vermiş önemli bir teknik üniversite. And Istanbul Technical University is a great university for 150 years, and it has a lot of workers, a lot of network all over the world. Çalışanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi öğrenciler de dünyanın farklı bölgelerinden, farklı alanlarında çalışmalar yapıyorlar. Workers from all over the world, like we have students from all over the world. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için son derece mutluyum. We are so happy to host for this kind of organization. Etkinliğimiz ilk 3 gün burada devam edecek. Our organization will last 3 days here. Son gün ise İstanbul'un en önemli konumlarından, yani İstanbul Boğazı kenarında bulunan lisemizde devam edecek. And on the last day, for fourth day, on the fourth day, the organization will be held on the Bosphorus, our high school's site. Sizin hem üniversite içindeki eğitimlerde, bu toplantılarımızda, hem de lisedeki yapacağımız toplantılarda, hem birbirimizle bilgi alışverişi,
ve hem de İstanbul'un güzelliklerini yaşayacağınızı ümit ediyorum. I hope you will live Istanbul's greatness with this on this meeting and the next last on last day's meeting on the high school. Bu etkinlikte yapacağımız çalışmaların, bilgi alışverişlerinin başta kendimiz olmak üzere tüm insanlar faydalar getireceğine inanıyorum. Teşkilatımız için tekrar teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. And I believe that your contributions for this meeting will be good for humanity. And thank you for you. Thanks for attending. Thank you, Mr. Hussein Toros. And now, as organizing committee, as member of organizing committee, I want to invite to microphone Mr. Shahin Oruç. Kıymetli misafirlerimiz, İstanbul'a, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne hoş geldiniz öncelikle. Dear guests, first of all, İstanbul Technical University and İstanbul. Biraz önce arkadaşlarımızla konuşunca, sen eğitimcisin, biraz eğitimle alakalı bahsedersin dediler bana. Tarih eğitimcisin, hem eğitim hem tarih. Biraz karıştırarak birkaç cümle söylemek istiyorum. Ben eğitim ve inovasyonla alakalı olarak. Now we speak among our friends, between friends. They said you are educator and please tell us about education. I'm the historian. Educator, history. Genellikle hepimiz biliriz, insanlık malum üç ana dönem yaşıyor geçmişten beri. İlk dönem olarak biz tarihçiler tanım dönemi diyoruz. İnsanlık tanım dönemini yaşamışlar. First of all, we can say that humanity has three main areas. And first of all, the agricultural period. Sonrasında yaşadıkları ana bölüm, ana devre sanayi dönemi olmuş. Next period, in industrial period, they lived for this. Tamamen birçok aydın şu görüşte yaşadığımız şu anda da bilgi çağını, bilişim çağını, bilginin arttığı bir dönem olarak, bilgi çağı olarak tanımlıyorlar. And the next period, mostly intended to define this period as intelligence period, information age. Her toplum için kendi tarihi farklı bölümlere ayrılsa da genel olarak insanlık tarihini bu üç bölümde değerlendirebiliriz. For every society they have different classification, but generally we can separate and classify the humanity history as three main periods. Bu noktada tarihe baktığımızda tarım döneminde maalesef insanlar birbirlerinin topraklarını zapt etmek için maalesef kan dökmüşler. Sanayi döneminde de yine ham madde elde etmek için yine maalesef kan dökmüşler. İnsanlık birbiriyle savaşmış. Unfortunately for the first time they wanted to invade their lands and they fought each other. The next period, for in the third age, they also fought for the lands. Şu an içinde bulunduğumuz dönem bilgi çağı olduğu için insanların biz bilgilerine ihtiyacımız var. Eğitimde birçok noktada birleşerek, yenilikler getirerek günümüzde şu yaşadığımız çağı barış içerisinde geçirebileceğimiz bir ortam haline getirebiliriz rahatlıkla. Neden? Çünkü burada bilgiyi paylaşmanız için insanların yaşaması, var olması gerekir. Because of being in the third age, we should share information together and we don't have to fight each other and we should share the information. Her toplumun tabii bilgiye
eğitime bakışı da farklı olmuş. Bizim genellikle biz kendi toplumumuza baktığımız vakit bazı düşünürler bilgiyi güç olarak görse de biz kendi toplumumuzda bilgiyi hikmet olarak görmüşüz. İnsanı anlamak olarak görmüşüz. Bu anlamda farklı toplumun birbiriyle etkileşimi ortaya güzel bir sonuç çıkartacaktır. Modern society, they see information, knowledge as a power. But we see information as lies. So, multicultural networks can be taken and they should share this sharing. Bir taraftan ben bir eğitimci olarak baktığımda işte tıp alanında çok ciddi gelişmelerin olduğu, mühendislik bilimleri alanında çok farklı gelişmelerin, hızlı gelişmelerin olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ama maalesef eğitim alanında biz belki bu saydığım alanlar kadar hızlı ilerleyemiyoruz. Bunun muhtemelen çeşitli sebepleri olsa gerek. As an educator, I see great improvements on medical field and engineering field, but unfortunately we can't see great improvements in educational field. They may have some effects. Yeah. Birçok toplum eğitimde gelenekselliği bırakamamış, yenileşmeyi gerçekleştirememiş durumda. Bu anlamda eğitimde inovasyon dendiği vakit her toplumun elde etmiş olduğu yeni eğitimle alakalı gelişmelerin paylaşılması elbette bizim için çok önemli. Bu sebeple düzenleme kurulu olarak bu programa da eğitimde inovasyon ana başlığı koymuştuk. Başlık çerçevesinde inşallah çok güzel paylaşımlar olacak. Farklı farklı bölgelerden gelmiş olan arkadaşlarımız eğitim tecrübelerini, yeniliklerini burada programda aktarmış olacaklar. Whatever society, they have all their own traditional techniques, methods. But if they normally they have made some innovations in education field. So here, if they will make this title innovation for this conference, to make a difference. And we hope all from all societies, they can share their own innovations here. Ben şimdiden yapacağınız bu değerli paylaşımlardan dolayı ve tekrar buraya geldiğiniz ve davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başarılı bir program olmasını temenni ediyor. Saygılar. I thank you for your following, sharing, and for attending this conference. I hope it will be a great conference. And thank you, and I ask you guys for welcoming here. Şahin, Buruş. And now, Mr. Tunahan Coşkun, I want to make promise for this. Mr. Tunahan Coşkun, General Manager of TÜRSER, All Gifted Education Center. Thank you. Kıymetli misafirlerimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ve Marmara Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri. Dear guests and dear academicians from Yıldız Teknik Üniversitesi and İstanbul University and Marmara University. Bu kongre boyunca yükümüzü beraber paylaştığımız HETL kuruluşunun değerli çalışanları ve yöneticileri. And dear the HETL or the administrators, we who can share the burden, the educational. Birlikte üniversitenin kıymetli çalışanları ve TÜZLER'in değerli çalışanları. And dear workers of this university and the educators of TÜZLER.
ve bugün bizimle burada beraber olan hem yüz yüze hem online beraber bu kongreye eşlik eden tüm katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. And dear attendees who came here and uluslararası bir kongre düzenleme fikri aklımıza ilk geldiği günden beri hep hangi konu üzerine çalışmalıyız diye uzun uzun tartıştık, konuştuk. When we came up the idea, this idea, the International Innovation Conference, we have talked and negotiated in a group series and spent time for this. Değerli akademisyen Şahin hocamızın da bahsettiği gibi dünya sanayi devrimiyle birlikte tüm alanlarda baş döndürücü bir şekilde dünyada gelişmeler devam etmektedir. As Mr. Şahin stated, the great improvements are current now and it is like twisting improvements here. All over the world after revolution, industrial revolution. Ancak mevzu bahis eğitim olduğunda 200 yıl önce var olan usul ve esasların, yöntemlerin, öğretim tekniklerinin çok da değişmediğini, klasik yol ve yordamın aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz ve sizler de buna şahit oluyorsunuzdur. And when we look at the educational area, we don't see any change and innovation, and we see like traditional methods are current in educational field, and you witness it. O zaman dedik ki biz bu sürece bir katkımız olsun, dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen bu kadar akademisyenle çalışma arkadaşımızla biz eğitimde inovasyon konusunu konuşuyor olalım. After this negotiation, we started to think that we should negotiate in innovation in education from all societies, from all cultures, from all the world. O yüzden bugün yapılacak bu ve 4 gün boyunca devam edecek tüm çalışmalar, bildiriler inşallah insanlığın eğitim sistemine bizler tarafından sunulan bir katkısı olur diye düşünüyoruz. And we think that, we hope that these contributions from this conference will be beneficial for the planet. Bu kadarla hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. With these emotions, I want to thank you again and welcome again. Thank you, Mr. Tunahan, Coşkun. And now, as presenter of HATL, I want to report for Anuta Kubal. Good morning, everybody. My name is Amida Kribalan, and I'm one of the country directors of the Higher Education Teaching and Learning Association. You can go on. So I'm based in University of Aberdeen in Scotland, in UK. And today I'm standing in for Dr. Patrick Blessinger, who's our president. And today, actually, he's traveling from New York to be with us, and he'll be with us tomorrow, and I'm sure you'll meet them all. But I'm here just to thank you all and also to welcome you to a 2022 HATL conference. All of us know, you know, from the speeches that we heard, that organizing a conference is not an easy task. So we need to have passion for the subject we believe in, and we need to have trust. We need to negotiate, we need to organize. The fact that we are all here shows that all these elements have come together to make this conference happen. The conference theme, as you know, is innovation in basic and higher education. It gives us all the opportunity as educators to come together to learn about the latest innovations, the cutting edge research in higher education, and also helps us to share good practice. Hope you will all enjoy this conference and make new connections and wonderful research partnerships by the time we leave here.
yesterday I landed here, and it's a beautiful and vibrant city, and hope you'll enjoy part of that city as well during our time here. Next year, HITL conference is in Aberdeen at my university in Scotland, and I hope all of you will come there to continue our friendships and collaborations. So for now, I think on behalf of the Higher Education Teaching and Learning Association, HITL conference, I really like to thank the country, the city, and the organizers and our host institutions to organize this conference, and let's all enjoy together. Thank you. Thank you, Mrs. Samuda Parvun, for her speech. Now, we can go into our keynote speakers, and today we have a lot of good titles, and I want to welcome to Mr. Mehmet Fatih Özmantar, Professor Fatih Özmantar. He will make presentation about innovation culture in education, dimensions, formations, and yes, thank you. Please welcome Mr. Fatih Özmantar, Mehmet Fatih Özmantar. Hello, everybody. Do you hear me? I think yes. Well, I must.